Evet hocam, 7 numaraya geldik. Kimyon tohumu. Şimdi bakın, bu kimyon biliyorsunuz bunun esas yöresi kimyonun Karaman, Piri Reis'in memleketi. Şimdi esas orada yetişir ve bizim Anadolu kimyonumuzla mukayese edemezsiniz dünyadakileri. Bizdekiler çok farklı Hüseyin. Bu kimyon var ya, yani mübarek, çok farklı. Kimyası da farklı yani. Zaten farkı oradan geliyor. İçerik kimyasından. İşte Avrupa'da filan çalışan işçilerimiz bilirler. Türkiye'den kimyon götürüyor hocam. Onların tadı yok, tuzu yok, aroması yok diyor. Yani çok intens, yani çok aromalıdır bizim kimyonumuz. Şimdi gene bebeklerden başlayayım ben. Yani anason ve rezeneden tam şey alamıyorsanız, bakın bir çay kaşığı toz kimyonu alacaksınız. Bu kadar suda bir taşım kaynatacaksınız, bir taşım. Ondan sonra Ya bir gör yazının altında kaldı. Yaklaşık bir bardak suda. şöyle Evet. göstereyim. Yani 100-125-150 mililitre suda tepeleme bir çay kaşığı, küçük çay kaşığı. Çünkü mübarek bizim şu kahvecilerin çay kaşığı ya. Ben bir ayağa kalkıyorum Emre. Önünüzde çay kaşığımız var mı bizim? Bir küçük kaşık göstermiş olalım. Bu da olur. Ah Büyük hocama o ya. eskiden. Ya biz siz istediğiniz kadarını Bizim kullanın lütfen. kahvecilerin, herkes bilir kahvecilerin. Hüseyin çok naziksin evladım ya. Estağfurullah hocam. Tamam. Bu mu? Yok, Yok toz değil. kimyon o değil. Toz Kimyonumuz. kimyon yok burada. Neyse, Tamam. bayanlar biliyor, anneler Bununla... bilir kimyonu. Toz kimyon, çekilmiş kimyon yani. Kimyon Dolayısıyla tohumu ama hocam önümüzde. tamam, tohumu var bizde de. Siz tozundan Ben bahsediyorsunuz. Evet. tozundan Tamam. öğütülmüş, o şekilde Sonradan evet. alabiliyorsunuz. Yoksa Küçük hazırlardım. çay kaşığı, yani şunun yarısı kadar böyle atacaksınız. Tamam. Bir taşım kaynatın, içine de bir tatlı kaşığı şeker ilave edin, karıştırın ve süzün ama mutlaka. O kimyon, toz haldeki kimyon zerrecikleri çocuğun Kaç genzine, dakika kaynatalım? bir taşım. Bir taşım. Evet, Bir bir dakikası kaynadı bitti, olmaz. Tamam. indiriyorsunuz. Evet. Ondan sonra bunu bebeğe verin. Bak nasıl bebek elinizi tutacak sizin, daha ver, daha ver diye. O gaz şikayetinden kurtulur. Sancılı günlerden kurtarmış olursunuz. Hocam süzdük. Sonra Evet. bebeğin ağzına yine Çay çay kaşığıyla kaşığıyla verdik. veriyorsun. Evet. Çok 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 onu tüketecek. Aman hocam tepki almayalım, sonra daha bebeğe su verilmesin diye bir mevzuyu Yok çözememişiz. ya, yapmayın. Su vermeyelim mi bebeğe? Anadolu'daki bu çok büyük bir cehalettir. Bebek su demedikçe su verilmez. Yavrum, bebekleri kurutuyorsunuz ya. Böyle şey olur mu? Lütfen doktorunuzla konuşun, danışın. Bebek susuz bırakılır mı Hüseyin? Ama zaten hocam şimdi Bu bazılarını tenzih zaten... ediyoruz. Doktorlarımız öneriyor. Diyorlar ki bebeğe su vermeyin. Anne sütünden zaten alıyor. İhtiyacını gideriyor. Yeterli olmayabiliyor Hüseyin. Özellikle yazın değil mi? Evet. Özellikle yani bebek terliyor ya. Yani doğru bir şey değil. Ama gene de doktorunuz ne derse ben onların önüne geçemem. Yani Avrupa'da bebek doğdu mu daha üçüncü gün su verirler. Tabii ki kaynatılmış su yani. Fakat kaynatılmış su da şey yapıyor. Gaz yapar biliyorsunuz. Şimdi burada zaten bu pışpış dönemi bebeğin o 1,5-2 aydan sonra kolitlerin çıktığı dönem. Yani orada çok rahatlıkla Kullanılabilir. tabii ki. Şimdi işte bunu verirsiniz. Müthiş. Bebek huzur içinde, siz de gece rahat bir uyku çekersiniz yani. Şimdi burada bilinmesi gereken bir şey daha var. Safra kanalları. Karaciğerle safra kesesi arasında kanallarda bir daralma.
söz konusu ise veya kolanjit dediğimiz bir iltihaplanma söz konusuysa, o zaman kimyon tohumu, bir tatlı kaşığı kimyon tohumunu kaynatacaksınız. Ne kadar kızım? Tahminen 6-7 dakika kaynatıyorsunuz ve bunu süzüp içiyorsunuz. Kolanjitte yani. Kolanjitte. Evet. Bunu mesela karaciğerde oluşabilecek fibroz, fibrotik yapılara karşı da kimyon tohumu çayı bu söylediğim şekilde kullanıldığında ne oluyor? İşte burada önleyici ve koruyucu oluyor. Evet. Yani şeyde var zaten. Yani Romalılar bunu her ağır yemekten sonra kimyon çayı içerler. Tohumunu kaynattırırlar. Böyle. Müthiş. Müthiş evet. Hocam.